Şanlıurfa heyetinde en başarısız illerden biri olduğu yapılan araştırmalar sonucunda ilgisiz aileler ve eğitimciler, bunun en büyük sebebi aile dedi ve Şanlıurfa eğitimde sınıfta kaldı. Çocuğunuzun eğitimine ne kadar dikkat ediyorsunuz? Çözüm eğitimine dikkat. Yapılan araştırmalarda eğitimde en başarısız iller arasında yer aldı. Salgın süreciyle birlikte hayatımıza dahil olan uzaktan eğitim Şanlıurfa'da başarısız olan eğitimin iyice gerilemesinin sebeplerinin başında geliyor. Yani şöyle söyleyeyim, sabah ortalama 9 gibi iş yerine geliyorum. İşten sonra akşam eve gittiğim zaman 8'den sonra çocuğumla ilgileniyorum. 3 saat 4 saat ilgileniyorum kendisiyle. Güzel vakit geçiriyoruz. Yani böyle bir baba oğul gibi değildi, arkadaş gibi oturuyoruz, şakalaşıyoruz, konuşuyoruz. Yani çocuğum benden korkmasını istemiyorum ki ondan dolayı da mutluyum. Ben de mutluyum. Bunun yanı sıra eğitim sisteminin kalitesi, öğretmen ve velilerin görevlerini ne kadar yerine getirdiğini, öğrencileri eğitime nasıl ve ne şekilde teşvik ettiğini, velilerin çocuklarıyla günde kaç saat vakit geçirdiklerini ve eğitimdeki sorunun ne olduğunu vatandaşa sorduk. Urfanatik mikrofonlarına konuşan vatandaş eğitim sisteminden dert yandı. Gene de ben bu konularda biraz dikkatliyimdir. Çocuğun eğitim deyince bende akan sular durur. Eğitimle ilgilenme konusuna gelirse okuluna düzenli giderim. Test kitaplarını sürekli kontrol ederim. Çözdüğü kitaplar ve okuduğu kitaplara çok dikkat ederim bu konuda. Yani elimden gelen bu. İnternet ve şey konusunda da genelde ben bunu denetlerim. Yani nereye girdiği, ne yaptığı benim için çok önemli. Hangi internette nerelerde dolaşır, ne yapar, ne okur, bunlar benim için çok önemli ve okuduğu kitaplara çok dikkat ederim. Eğitime dikkat edemiyoruz ki. Çünkü 4-8 oldu, çocuğun yüzünü de göremiyor, çocuk da bizi göremiyor. Çünkü çocuk eğitim diye bir şey yok yani. Şimdiki öğretmenler sadece internet üzerinde, başka bir şey yok ki. Eğitim görmüyor ki çocuk. Dağıtı zaten şikayetçi, zaten çocuk zaten yorgun gelip yorgun argın gidiyor. Çocuk ders çalışamıyor ki zaten. Zaten bu hükümet yani bu devlet zaten eğitimi bitirdi. Eğitim sıfıra düştü. Benim büyük oğlan üniversiteyi bitirmiş, boş geziyor. Neyi okutacağız çocuğu? Çocuğu okutmanın bir anlamı yok yani.